Herkese merhaba. Bugün geçen hafta incelemesini yapmış olduğumuz bu freze menginesinin freze tezgahına monte edilmesi için gerekli olan ayakların yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velocipedlet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz, aynı zamanda bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak edenler girip oradan bakabilirler. Bu freze tezgahı bana geldiğinden beri aslında burada gördüğünüz döküm tezgah mengenesini kullanıyordum. Ancak geçen hafta daha hassas işler yapabilmek için gidip bu pimli taşlanmış hassas freze mengenesini temin ettim. Ancak kutunun içerisinden bu mengenenin tezgah monte edilmesi için gerekli olan ayaklar çıkmıyordu. Bugün onların yapımını izleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ben yaptım ve monte ettim. Birazdan siz nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Aslında bu mengenin ayaklarını yaparken öğreneceğimiz çok şey var. Bunlar öncelikle torna tezgahında egzantrik ve buruntulu parça işlemeyi göstermeye çalışacağım ben size. Bununla beraber freze tezgahında düzgün yüzeyli olmayan, düzgün yüzeylere sahip olmayan parçaların tezgaha bağlanmasını göreceğiz. Ve yine tezgahta tarama kalemiyle buruntulu frezeleme yapımını öğreneceğiz. Birkaç hafta önce hatırlarsanız bu tarama kafasının yapımını göstermiştim. Bu projede bu tarama kafasını bolca kullanacağız. Bu projeyi ben hayata geçirirken standart imalat çeliği kullandım. Ben mengenemin ölçülerine uygun imalat çeliği aldım. Onu işleyerek bu ayakları yaptım. Siz de bu tip bir mengene almayı düşünüyorsanız ve tezgahı nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız bu video sizin için de rehber niteliğinde bir içerik olacak. Şimdi gelin derseniz projeye başlayalım. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Thank you.
Formu var. Şimdi bunun gibi 3 tane daha gerekiyor. Onlar da burada. Şimdi bunu düzgünce bir tezgahı monte edelim. Bakalım nasıl olmuş. Bir de deneme frezelemesi yaparız.
Şimdilik güzel gözüküyor. Şimdi tezgahın üzerine temizleyeceğim ve bu eski mengeneyi söküp bunu monte edeceğim. Mengeneyi monte ederken geçen sene bu yapmış olduğum T-somunları tekrar kullanacağım. Gördüğünüz gibi projeyi de başarılı şekilde tamamladım. Ben mengeneyi tezgaha monte ettim. Özellikle freze tezgahı kullanıcılarının vazgeçilmez ekipmanlarından bir tanesi hassas mengeneler. Benim yoktu. Bundan sonra benim de artık bir tane var. Bundan sonraki projeleri bu mengeneyle hayata geçireceğiz. Tahmin ettiğiniz üzere çok kolay bir proje değildi. Birbirine eş 4 tane farklı parça yapmak gerekiyordu. Buradaki ayakların çalışma prensibi şöyle, burada görmüş olduğunuz gibi bir tane dayanma yüzeyi var. Onun altı boş. Ondan sonra pim mengenin içine giriyor ve ben cıvatayı sıktıkça olabildiğince mengeneyi tezgaha doğru çekiyor. Bunun gibi 4 tane ayak yaptığımız için mengenenin tavanı tam anlamıyla tablonun üzerine sıkıca bastırıyor. Dikkat ederseniz ben mengeneyi monte ederken önce bir güzelce temizledim. Ardından hem mengenenin altını hem de tablayı yağladım. Ondan sonra mengeneyi monte ettim. Mengene ile tablo arasında en ufak bir parça kalması demek burada mengenenin tek tarafının birazcık havada kalması demek oluyor. Bu da düzgün yüzey kalitesi elde etmek istediğimiz noktalarda, ayrıca çok yüksek hassasiyetli frezeleme işlemlerinde bizim ölçümüzü kaçırarak yaptığımız işin çöp olmasına neden olabilir. Dolayısıyla tablonun ve mengenenin altının, ayrıca mengeneyi kullanırken mengene yataklarının ve mengene çenelerinin tamamen temiz olmasına çok özen göstermemiz gerekiyor. Aynı şekilde ayakların altını da ben güzelce temizledim. Yağlamamın sebebi de uzunca bir süre bu mengene buradan çıkmayacağı için altında kalan tablo yüzeyinin korozyondan korunmasını istiyorum aslında. Ve mengenenin altının korozyondan korunmasını istiyorum. O yüzden bütün donanımı ve enstrümanları güzelce yağladım. Bu tip tezgahlar kullanıyorsanız, dilerseniz freze tezgahı olsun, dilerseniz torna tezgahı, vargel olabilir, taşlama olabilir. Birbiri üzerine sürtünen yüzeyler ile çalışan makinalarınız, tezgahlarınız varsa bol yağ kullanmaktan
çekinmeyin. Zira yağlamak bu makinelerin ömrünü ciddi şekilde uzatıyor. Bunu da ekstra bir bilgi olarak size vermek istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyuyorsanız iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında mevcut. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çağrı resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.